أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müessel eylesin. Değerli müminler, bugünkü dersimize Mü'min Sure-i Celilesinin bugün okunmuş olan ayet-i kerimesinde 47. ayetten inşallah başlamış olacağız. Cenab-ı Hak diyor ki وَاِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Bu ayet-i kerimede müstekbir ve mustazaf olan, büyüklenen ve zayıf görülen insanların ahiretteki konuşmaları anlatılıyor ki böyle bir duruma ahirette düşmeyelim diye. Tabii Kur'an-ı Kerim'de mustazaf kelimesi farklı manaları içinde almak üzere geçmektedir. Biz sadece bugünkü dersimize Hatm-ı Şerif'te okunduğu için bu ayet-i kerime ile başlayacağız. Zira dersimiz de insanları hor hakir görmemek veya görmenin vebali ile ilgili bazı bilgilerimizi tazelemiş olmaktır. İşin evvelinde kafirler Müslümanları zaten izzet sahibi görmezler. Çünkü Müslümanlar açısından izzet وَلِلَّهِ الْاِزَّتُ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Münafıklar bunu istememiş, anlamamış, bilmemiş olsalar da buyuruyor Cenab-ı Hak. O halde günümüzde küfür dünyası, batıl dediğimiz insanlar Müslümanları hor ve hakir görmektedir. Diğer taraftan da Müslümanlar da birbirlerini çeşitli sebeplerle hor ve hakir görmektedir. Böyle iç içe bir günah içinde dünya yaşamaktadır. Tabii ki ümit ederiz ki sabahın bu bereketli saatinde burada bulunan cemaatimizin böyle bir hastalığı olmasın. Ancak şu da bir gerçek, insan nefsi sağlıklı olduğu müddetçe dünya hayatı devam ettiği müddetçe her an, her olayda yanılma veyahut da ileriki tarihte böyle bir hataya düşme ya da daha önceden de düşmüş olma mümkündür. Bunun için de buradaki hadis ve ayetlerle hem geçmişte yapmışsak tövbe etmek, ileride amellerimizi düzeltmek ve bu konuda da bilgi sahibi olmaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki hatırlayın ki وَاِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ ateşte birbirleriyle tartışıyorlar. Birbirlerine söyleniyorlar karşılıklı. فَيَقُولُ الدُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, yani kodamanlara, yönetenlere, fikirleriyle, mallarıyla insanlara mütref diye Kur'an'ın ifade ettiği sosyal refahı, hayatı yüksek olduğunu iddia edenlere cehennemde zayıf olanlar şöyle sesleniyorlar. Diyorlar ki inna künnâ leküm tebe'a biz dünya hayatında size tabi olmuştuk. Hani izimizden gelin, peşimizden gelin, sistemimize, rejimimize, dünya hayatımıza uyun diyorlar ya. Siz dediniz ki bize tabi olun. اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالنَّحْنُ خَطَايَاكُمْ varsa günahınız biz yükleniriz diye de söylüyordunuz. Biz de size tabi olduk. Şimdi
bir azapla karşı karşıyayız. فَهَلْ اَنْتُمْ يُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ Şimdi bu ateşin hiç değilse bir kısmını olsan bizden gidermek ve gücünüz yeter mi, kaldırabilir misiniz? Diye Sure-i İbrahim'de de benzeri ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim kıyamette olmadan olacakları olmuş gibi anlatarak yarın biz bundan gafildik demeyelim diye, haberimiz yoktu demeyelim diye şimdiden bizi uyarmak. Bunun üzerine gâlellezîne stekberû, o büyüklük taslayanlar, yani yönetenler, fikirleriyle, mallarıyla toplumun önünde gidip kendini de büyük görenler diyorlar ki inna kullun fîhâ innallâhe kad hakeme beynel ibâd. Hepimiz ateşin içindeyiz. Yapacak bir şey yok. Allah kulları arasında hükmünü vermiştir diyorlar. Bunun başka benzer ayetleri var ama konuyu belli bir saatte bitirmek için o kısımdan sarf-ı nazar ediyorum. Öyleyse burada şu var. Kafir dünyasının Müslümanları ya da küfür ehlinin Müslümanları nasıl hor fakir gördüklerini ama bunun sonucunda ahiretteki azabı da Kur'an-ı Kerim anlatmaktadır. Sebe suresinde de benzerleri vardır. Veya Araf suresinde de olur. Şimdi buradan bakıldığı zaman şöyle bir iş var. İnsanların belli sınıflara ayrılması söz konusu oluyor. Gerek mal bakımından, oturdukları mekanlar bakımından veyahut da işte diploması bakımından, kıyafeti bakımından böyle statüler oluşuyor. Oluşmuyor değil, yavaş yavaş oluşuyor yani. Dünyada bunları görüyoruz. Şimdi bu statülerde de insanlar kendilerini farklı görüyorlar. Bindiğimiz arabadan, giydiğimiz elbiseye, oturduğumuz mahalleye kadar. Sonra da bir sonrakini beğenmemek ya da o muhite hiç girmemek. Korkuyorum ki bir gün dünyada belli grup insanlar, nasıl bugün küçük siteler var, 300 hane, 500 hane, 80 hane, öyle bir gün gelecek belki eğer bu işler toplumdaki sevgi, muhabbet, birliktelik kurulmazsa belli bölgelere, hani böyle bir vilayet gibi 5000 kişi, 10.000 kişi o siteye kartıyla girecek, ne fakir, ne insan, ne misafir, ne bir adam asla oraya gelemeyecek. O taraf eski tabirle mutlu azınlık gibi bir havaya dönüşecek. Bunun için ayet-i kerimelere baktığımızda bu ayrıcalık, ayrı olma hastalığının çok da yeni olmadığını Kur'an-ı Kerim'imize haber vermektedir. Şimdi isterseniz birkaç örnek arz edeyim Kur'an-ı Kerim'den. Hud Sure-i Celilesini açıyoruz. Hud Sure-i Celilesinin 27. ayeti kerimesine şöyle bir bakıyoruz. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِلَا اَخِرْلَيَ Kafirlerin ileri gelenleri mele göz dolduran demektir. Yani önde olan, değerli olan, göz önünde bulunan demektir. Diyorlar ki, biz diyorlar senin ancak bizim bir gibi bir peygamber olarak görüyoruz. مَا نَرَكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْتَنَ Yani siz de benim gibi bir insansınız diyorlar. Başka esas iş ötede وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَهُ اَرَادِنُنَا بَعْدِيَنْ بَعْدِ İşte sıkıntı burada. Diyorlar ki ilk bakışta sana uyanların da ancak senin gibi aşağılıklardan ibaret olduğunu görüyor. Yani senin çevrene toplanan üst kademeden bizim gibi elit, aristokrat ne denirse densin adamlar toplanmıyor. Hep fakir, fukara, kuraba, işte parası, pulu, arabası, makamı, mevkisi, sözü geçmeyen adamlar toplanıyor. Biz hep böyle görüyoruz. Onun için de diyorlar ki وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü görmüyoruz diyor. Neden? Çünkü onlar üstünlüğü kendi değerleri içerisinde ölçüp biçiyorlar. İman ve İslam değerleri içerisinde ölçüp biçmiyorlar. Öyle okurken ayet-i kerime hatırıma geldi. Eğer yerini bulabilirsem hemen arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعْزَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا Bakara suresinin 247. ayetinde peygamberler diyor ki İsrailoğullarına Allah-u Teala size
size Talut'u peygamber olarak gönderdi. Galu dediler ki enna yekun lehul mülkü aleyna ve nahnu hakku bil mülkü minhu ve lem yükte sa'aten minel mal. Ya şimdi bu bizim üzerimize nasıl komutan olabilir ki? Allah Talut'u hükümdar olarak bize nasıl gönderir? Efendim biz hükümdarlığı ondan daha layıkız. Ona mal zenginliği de verilmemiştir ki diyor. Yani bir malı mülkü yok, parası yok. Parası malı olmayan bir adamın üstün olması mümkün müdür? Onun için şimdi bile bir insan bir yere aday olacağı zaman işte şu kadar para yatıracaksın diyorlar ya. Paran yoksa zaten aday falan olamazsın. Paran yoksa reklam yapamazsın. Paran yoksa hayat değişmiyor. Onlar öyle dediler. Peygamberler şöyle söyledi onlara. Gale inna Allah'a istatfâhu aleykum ve zâdehu bestatan fil ilmi vel Allah onu sizin üzerinize hükümdar kıldı. Onun bilgisini ve gücünü, ilmini ve cesametini artırdı Allah buyur. Asıl olan önce ilimdir, tersine döndü şimdi. Kıyamete doğru öne mal çıktı, para çıktı. Bakıyor cep doluysa, yalan da söylese doğrudur diyoruz. Eğer mal çok akıllı olmayı gerektirseydi, اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَامِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْاَرْضِ arka sayfada da onu ve evini biz Karun'u böyle helak ettik diyor Cenab-ı Hak. Ne oldu şimdi? İşte o da mal sahibi bir insandır. Demek ki tek başına mal bu işte yeterli değil. Zira وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ bahçesine, nefsine zulmederek girdi. Bu bahçenin ebediyen helak olacağına ben inanmıyorum dedi. Sonra zaten aşağı doğru dedi ki eğer helak da olsa Allah bana ödedi gene demem. O halde insanın değeri öncelikle iman ilendir. Mal ancak o imanını, ahlakını yaşamaya yardım ediyorsa değerli. Şimdi buradan bakıldığı zaman meselede görüyoruz ki hangi ayet okuduk? Hud suresinin ayetini. Geçelim hemen arka tarafa. Devam ediyor ayeti kerime. 30. ayette buyuruyor ki bir kısmını okuyorum. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ تَرَدْتُمَا ey kavmim şu beğenmediğiniz, aşağılık dediğiniz, bana iman edenleri ben kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Yani onları yanıma almazsam, onlarla cemaat, hemhal, istişare etmezsem, onlara değer vermezsem beni Allah'tan kim korur? Kanaatimce kimseyi suçlamıyor, bir iş de yaptım iddiasında değilim ama bu ayetler üzerine biz ciddi sosyolojik mi, psikolojik mi, tasavvufi mi, iletişim bakımından mı pek durmuyoruz. Durmadığımız için de bakış açılarımız, duruş açılarımız da toplum olarak, Müslümanlar olarak pek bir değerlendirmede ileri gidemiyoruz. Sonra arkasından diyor ki, اَفَلَا تَذَكَّرُونَ düşünmüyor musunuz diyor. Yine bu ayetin son kısmında diyor ki, ayetin sonuna doğru geldiğimizde Allah onlara asla hiçbir hayır vermez diye de yemin edip söyleyemem diyor. Yani sizin hor gördüğünüz kimseler var ya, o hor gördüğünüz insanlara Allah hayır ve iyilik vermez de diyemem, haberiniz olsun diyor. Ya bu adamlar değersizdir, bunlara Allah bir iyilik vermez, bunu da söyleyemem diyor. Kimden konuşuyor bu? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi diyor ki hani bizden sana biri iman etse ya da bizden bir adamlar senin yanında olsa o takdirde biz seninle beraber anlaşmamız, oturmamız, seni ziyaret etmemiz mümkündür diyorlar. Hemen geçelim başka bir ayet-i kerime yine Kur'an-ı Kerim'de. Şöyle buyruluyor. وَلَا تَعُدِ الَّذ۪ينَ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْاَشِّيِ يُرِيدُونَ وَتَّهِ Cenab-ı Hak peygamberimize söylüyor ama kıyamete kadar Kur'an'ın hükmü baki olduğuna göre bize de söylüyor. Rablerinin rızasından isteyerek sabah akşam dua edenleri sakın yanından kovma diyor. Böyle uzaklaştırma. Siz buraya gelmeyin, gitmeyin, böyle bir şey demeyin. Peki ne oluyor şimdi burada Cenab-ı Hak? Buyuruyor ki مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok diye onları kovasın. Şimdi gelelim ayetin tehdit tarafına. فَتَغْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ kafirler demişler ki bizim normal hayatta değer vermediğimiz aynı
sofrada, masada, mekanda oturmadığımız insanları yanına topluyorsun. Biz de senin yanına çağırıyorsun ya da geliyoruz. Fakat biz aşağılık duruma düşüyoruz. Onlar bizim yanımızda değersiz insanlar. Biz onlarla bir oturmuyoruz. Sen onlarla oturma, çıkar onları yanından, bizi öyle özel çağır. Yani ona göre biz burada gelelim diye Efendimiz'e teklif yapıyorlar. Çeşitli tefsiri rivayetler var, girmiyorum. Cenab-ı Hak diyor ki, فَتَقُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Eğer onların dediği gibi yapar da sabah akşam Rabbinin rızasını isteyerek gelenleri bunlar istemiyor diye yanından çıkarırsan sen zalimlerden olursun diyor. Acaba biz bugün zalim olduk mu olmadık mı? Ya da bu amele düştük mü düşmedik mi kötü amele? Zalimlerden olursun diyor. Niye? Çünkü kafirler böyle istemiyorlar. Kendi masalarında adam istemiyor. İşte bugün Birleşmiş Milletler'in kuruluşu. Değil mi? 5 tane devlet var burada. İşte Avrupa Birliği diyorlar, 3-4 tane devlet var, gerisi 20 küsur ama kimsenin saydığı yok zaten onları. Ne yapıyorlar? İnsan olarak insana değer verilmeyen bir sistemle yönetiliyor. Müslümanlar da onların benzerini sistem olarak alıyor, kendi oturuyor. Ben oturunca iş Müslüman oldum zannediyor. Hayır, ben oturunca Müslüman olmaz. Sistem kurulunca Müslüman olur. Niye Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının 12 kabilesinden elçiler alınıyor, 70 kişi özel seçiliyor? Bir toplumu temsil edecek her gruptan, her meşrepten veya her boydan, soydan insanlarla toplum yönetir. Bunlara dikkat edilmeyince toplumların huzursuzlaştığını veya dertlere ortak olmadığını görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu konudaki ayetlerden bir iki örnek daha vereyim. Sonra da birkaç hadis-i şerifle dersi tamamlayacağım. Mesele anlaşılıyor zannediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Şuara Sure-i Celilesi'nin 111. ayetine bakıyoruz. Bu ayette Nuh Aleyhisselam yeniden konuşuyor. Diyor ki, فَتَّقُوا ve وَعَدْنِيَوْنُ Allah'tan sakının ve bana itaat edin diyor. Benim dediklerimi dinleyin, uygulayın. Ne diyorlar biliyor musun? قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْزَلُونَ Sana hep aşağılık, hani rezil insanlar uymuş iken biz sana inanır mıyız diyorlar. اَنُؤْمِنُ لَكَ Ya şimdi sana inanacak, şu sana inananlara bak ya, rezil insanlar. Hani işte göbeğini taşıyan adam derler, bilmem ne, Müslümana takunyalı derler, takkeli derler, çarşaflı derler, örtülü derler, böyle çeşitli şeyler. Biz sana inanır mıyız derler. O da devam ediyor ayet-i kerime. Demek ki bu iş yeni değil, insanların ta işin evveline giderse şeytan da aynısını yapmıştı zaten. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُمْ مِنْ طِينٍ Ben farklıyım dedi. Ateşten toprak bir mi ki dedi ben ona secde edeyim. Hem bir kimin verdiğine bakmadı da mahiyetine bak. Şimdiki de toprak ateş yerine başka bir şey söylüyor. Ben ondan farklıyım diyor. Bir gün birisi böyle rengi, şekli, dudağı, kulağı, eli çok hoş olmadığını, hani yakışıklı olmayan birini görüyor diyelim. Kırmamak için böyle söylüyor. Demiş ki, hani tipin ne kadar bozuk demiş, kabataş. O da demiş ki, onu ben yaratmadım. Ondan da ben sorumlu değilim. Benim sorumlu olduğum dudağımın şekli, kulağımın, elimin, boyumun şekli değil. Benim sorumlu olduğum bu dudaktan çıkacak sözden sorumluyum. Bu kulağa girecek sözden sorumluyum. Bu elimin, ayağımın, vücudumun yaptığı işten sorumluyum. Anlar mısın demiş. Yani ne güzel demiş. Yani öyle ya, şimdi tipine bakıyoruz, bir karar veriyoruz. Ama o çok güzel dediğimiz insan, hani İngilizlerin beautiful, handsome diye kadın erkek güzel yakışıklı ayırdığı insan, bir bakıyorsun ağzından kötü çıkıyor, kulağından kötü çıkıyor. Ne oldu güzellik şimdi? Esfeli sahipliğin. O halde eskiden derlermiş ki insan, efendim ismiyle beklenir, elbisesiyle karşılanır, ahlakıyla uğurlanır derlermiş. Hani isim diyelim biri geliyor, işte ismi çok mübarek, iyi bir isim ya, iyi bir adam isimle benziyor. Tamam, biraz sonra kıyafetine bakıyoruz, fena değil, derli toplu. Ama giderken onlar unutulur, adam mı değil mi ona göre muamele yapıyor. O halde bunu da böylece ifade ettikten sonra isterseniz bir ayet-i kerime daha dersimizle ilgili söylemiş olalım.
Bu da Sa'd Sure-i Celilesi'nin bakalım burada 62. ayeti. Şimdi buyuruluyor ki kıyamet günündeki insanlar birbirlerine diyor ki o ona diyor sana merhaba yok, o da ona diyor sana merhaba yok. Detaya girmiyorum, bakarsınız. Ve galu dediler ki مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَابِ Cehennemdekiler diyor ki dünyada kendilerini kötü saydığımız, şerli saydığımız insanları biz acaba neden göremiyoruz cehennemde? Hani dünyada beğenmiyordu ya, bu da adam mı falan diyor. Hayır olsa bundan ne çıkar diyordu ya. Bunları biz niye göremiyoruz diyor. Kim diyor bunu? Cehennemdekiler. Dünyada biz bunları şerli zannediyorduk. Ama bu anda biz onları göremiyoruz diyor. O halde bizim nasıl zannettiğimiz değil, kitabın bize nasıl öğrettiği önemli. Şimdi geçin bir tane daha son bir ayet kerime daha sayayım. Sonra hadis-i şeriflere geçeyim. Kur'an-ı Kerim'de efendim Münafıkun Sure-i Cehilesini açtığımızda bu surenin bakalım kaçıncı ayet? 8. ayetinde şöyle buyuruyor. Diyorlar ki yekulun le in racana ilen medineti le yuhricennel e'azzu minhel eder. Şehre döndüğümüz zaman diyorlar, üstün olanlar, zayıf olanları, izzetli olanlar, zilletli olanları oradan çıkaracak diyor. Yani Mekke'den gelen Müslümanları da zilletli kabul ediyorlar. Peygamberimizin yanında imanlı olan köle, zayıf, kurçara, onları da zilletli kabul ediyorlar. Allah-u Teala da buyuruyor ki onların bu sözüne, İzzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِنَ لَا يَعْلَمُ Münafıklar bilmeseler. O halde Allah katında izzetli olmalı. Bir gün birine demişler ki bir dervişe, sen demişler, falan adamın kim olduğunu biliyor musun? Bilemiyorum. Nasıl dervişsin demişler. Onu bilmemek pek kusur değil de kendinin ne olduğunu bilmiyorsan esas kusur odur. O nasıl, bu nasıl, şu nasıl? Şimdi dönüp de kendimize dönüp bir bakmak lazım. Hakikaten nefsimiz, duruşumuz, varlığımız, diplomalarımız, evlerimiz, statülerimiz bize kendimize bir paye veriyor. Ama hepsinin yattığı mezarlıkta aynı seviye. Tabii bir tarafı var seviye derken, bir de böyle bizim mezarlıklarda da alt tarafları yoksullara veriyorlar ne hikmetse. O ölülerin kabahati değil, dirilerin kabahati. Halbuki mezarlığın en iyi yerini, mezarlığın üstten iyi yeri, alttan iyi yeri olmaz, en iyi yeri demeler, sahipsizlere buraları veriyor. Nasıl olsa dünyada sahip yok, bari hiç olmasa dünyalıklar imrensin. Şimdi buradan bakınca mezarlarımızın şekli, taşları, süslemeleri, çiçekleri bile dünyaya dönük olan bir tarzı var. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra değerli müminler, bir ayet daha söyleyelim. Vasbir nefseke mahalleni yedun rabbim bil gadati vel aşi yuridun evece ve la ta'du aynake anhu. Kehf suresi 28. Sabah akşam Rabbine dua ederek onun rızasını çalışanlarla beraber sen de sıkıntılara ve hayata sabret diyor. O zaman ne oldu şimdi? Demek ki o insanlarla adamın varlığı değil, sabah akşam kiminle, neyle yaşadığı önemli. Böyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde bir haseb imri'in mineşşer en yehkire efahu müslim. Müslim'in el bir babında rivayet eden hadis-i şerifte birimizin din kardeşini hor ve hakir görmesi ona günah olarak yeter diyor. Şimdi bazı insanlar diyor ki benim hiç günahım yok diyor. Yani günah yok deyince zannediyor ki içkiyle zina aklına geliyor. Doğru, güzel bir şey. Ama din kardeşini hor ve hakir görmesi bir insana günah olarak yeter. Bu iş zor iş, nefsiye gitmek. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadakanın ne olduğunu anlatırken insanlara da zarar vermemek de sadakadır diyor. Bir sahabe de diyor ki ya Resulallah bir yeşillik bir yer buldum, suyun da aktığı bir yer. Ben orada böyle Rabbime ibadet etsem, çekilsem, böyle işte güzel bir koyda yaşasam olmaz mı? Allah'a ibadet ve cihat daha üstün. Eğer onu yapamazsan öyle bir yere çekilip ibadet ederek insanları şerrinden koruman daha hayırlı. Bunu yapamıyorsun, git kenara bir yerde yaşa,
hayrola pek çıkmıyorsun piyasaya. Huyumu beğenmiyor. İstediğim gibi de işler gitmiyor. İnsanlarla da işi güzel götüremiyor. Onun için de zarar vermeyin kimseye diye kenara çekildim. Fayda olmuyor. Kendim de zarar görüyorum başkasına. Hadis-i Şerif böyle anlatıyor. Bunun için Peygamberimiz اَلَا اَخْبِرْكُمْ بِيَهْدِ الْجَنَّةِ Cennetlikleri size söyleyeyim mi buyuruyor. كُلُّ دَعِيفٍ مُتَدَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَا عَلَى اللّٰهِ لَاَبَقْرَهُ Her zayıf olan, biçare olan insandır ki Allah için bir işe yemin etse Allah onu yalancı çıkarmaz, yerine getirir. Bunu derken cami önündeki meczupları ya da bizi kandırmaya kalkan istismarcıları söylemek istemiyorum. Ama burada yapılması gereken şey bizim insanlarla olan münasebetimizin durumudur. Şimdi bir hoca efendiye birisi gelmiş, böyle biçare, bitkin birisi, buranın demiş derneği var mı? Var demiş. Hoca da zannetmiş ki dernekten bir şey isteyecek. Mahpuzu var mı? Var, ne yapacak? Para vereceğim dedi. Zannetmiş 5 lira verecek de mahpuzla kim olacak? İyi tamam demiş. Ne kadar? 50 lira vereyim demiş. Şimdi uzatmayayım, başıma geldi benim. Bir gün yarın geldi, 90 yaşında. Böyle kamu bitkin. İmam sen misin dedi, ben dedi, ne yapıyorsun, iyi misin dedi. Antepli eski böyle büyük zatları görmüş. Ben dedim, burada ne yapıyoruz dedi, kurs yapıyoruz dedi. Paraya ihtiyacınız var mı dedi. Var dedi, ne kadar dedi. İnşaat burada duruyor dedi. Ben adamın hiç tahmin etmediği parayı verdim. Bileydim ben onu kapıda nasıl karşılıyorum. Siz ne yapardınız? Ben o zannettim, garibi kurumu bilin ha, niye soruyor. Şimdi birinden bir tanışıyoruz, adam çıkıyor şey, böyle bir devlet adamı, önemli bir adam, ha iş değişiyor. Demin öyle değildi. Aslında normal bir şekil oluşsa, öyle değil ki, normal bir şekil oluşmuyor. İçimiz, yapımız değişti tamamıyla. Statüler değişti. Yani kalbimizle aklımızın arasında perdeler var. O perdeler bizi hakikati görmekten, insana değer vermekten alıkoyuyor. Bunun içindir ki, hani demişler ya, harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var. Yani öyle bir virane ki, burada bir şey yoktur diyorsun, altında define var. Harabat ehlini hor görme zakir, şakir, zahir, öylesi. Şimdi biz zannediyoruz bir şey olmaz, bir bakıyoruz ki adam değerli bir adam, okumuş bir adam, kıymetli bir adam. Sizi kırmamak için imamdan imama örnek vereyim. Hoca efendinin birisi iyi niyetle hatim sürdürerek namaz kıldırıyor. Hatim sürdürerek, yani her namazda hatim okuyarak bir senede, 6 ayda bitiriyor. Onu ziyarete, bir vesileyle onun köyüne 2 tane daha hoca gitmiş. Şimdi öbürü bir iş yapıyor ya kendisi. Demiş ki onlara, siz de böyle yapın demiş. Bak demiş, görüyor musun, ben buraya da yazdım, hatimle kılınır burada namazlar diye de yazmış. Yani normal namazlar demiş, ben cemaat gelsin diye anlatmış. Siz ne dediniz? Bu iki arkadaş ondan aşağı değil. Ya onun ya ondan yukarı, çok kuvvetli hafızda. Hiçbir şey demedik, adam bize söyledi, olur dedik dedi, çıktık dedi. Şimdi adamı tanımıyor, etmiyor, bilmiyor. Bakmış onlara nasihat yapmış güzel, tamam mı? Tabii işi biz yapıyoruz ya. Onun için bazen bakarız ki bunun parası yok, bazen ilmi yok, bazen aklı yok. Sonra bir gün mahcup oluyoruz. Buradaki mahcubiyet bir şey yaramaz. Ödeye gittiğimizde, ya biz bunu adam yerine saymıyorduk, adam meğerse ne değer demiş. Bunun için günah işleyen insana bile mesafeli durur. Şu anlamda, ya bu ya tevbe eder iyi bir adam olursun, ya Allah bunu affederse, eder mi etmez mi? Ya Allah'ım bunu affedip de beni mahcup etme demek yerine Allah'ım ikimizi de affet demek daha iyi değil mi? Adamın gözü görmüyormuş, bir gözün biri görüyor. Biri demiş ki bir yerde bir tedavi var, bir git de belki sana fayda eder. Arkadaşının da iki gözü görmüyor, onu da götür. Yok yok bana bir göz yeter demiş. Şimdi arkadaşı görmesin diye tek gözle idare değil, giderse o da kaçıracak. Dünya zannediyoruz ki hep paralar bize kalacak, mallar bize de. Çarşıda bir sürü boş dükkan var, dikkat ediyorum ben. Şehrin etrafındaki boş arsalar da milyarlar satılıyor, doğru mu değil mi? Allah depremden sonra zenginliği başka yere gönderdi. Ne oldu? Yazlıkta arsa satılıyor muydu soruyorum ben size depremden önce. Duruyorlar orada hepsi. Şimdi alabiliyorlar mı?
Ne oldu şimdi? Hani şimdi oranınkiler zengin oldu. Bu dünyanın malı bir yukarı bir aşağı. Esas olan iş insani zenginliğimizi. Buradan bakılırsa o zaman denmiş ki ehli irfanım diye kimseyi hor görmesen. Yani ben de bilgi sahibi adamım bilmem ne. Gazali diyor ki bir sözünde insanlarla ilişkilerinizde size ne söylediklerini unutursunuz. Bakın şimdi öğretmenlerimizle ilgili konuşalım. Değil mi öğretmenlerimiz? Bize öğrettiler. Bize ne öğretti? Arapçayı nasıl öğretti Muhittin hocamız? Yani tam aklımda değil bir şeyler. Kur'an hocası. Ama diyor ne öğrettiklerini unutabilirsiniz ama size nasıl davrandıklarını asla unutmazsınız. Doğru mu değil mi? Bilmiyorum burada öğretmenler var. Talebe de var hepimiz. Nasıl davrandıklarını unutmazsınız. Yani bunu bu derste çalışınca ben de buraya çıkmak istemedim doğrusu. Sen kendi aynaya bak dedim. Kendine bak. Oku dersini de ki cemaate ben okudum. Ben bu dersi anlatamayacağım. Burada ben de sınıfta kalıyorum. Sizin halinizi biliyorum ama bunu anlatacak olan anlatsın. Desem mi demesem mi karar veremem. Şimdi böyle ama nasıl davrandığını unutmazsın insanların diyor. Ama ne yemek yemiştik unutursun. Ne konuşmuştuk unutursun. Ama nasıl davrandın unutulmaz değil mi? Hatta bazen bir yere gidersiniz. Ben bir zaman bir Müftü Bey'in yanına gittim. Böyle ben imam çocuğu olduğum için Halk Ses'te onun dergide yazılarını görüyordum. Böyle yazılar da hoşuma gidiyordu. Bir yerde de il müftüsü olmuş. Ben de gidip göreyim yazarı dedim şunu. Bir gittim müftü böyle duruyor sersin. Meğerse Müftü Bey karar vermiş. Demiş ki hafta içi şu imam uğrayamaz. Hafta sonu bu uğrayamaz. Şu kata bu çıkamaz. Alttan bu yatamaz. Öyle bir celalli bir adam. Biz ne bilelim? İşin aldık girdik. Öyle oturuyor. Biz oturuyoruz oturuyoruz. Sanki biz suçluyuz. Sonra sordum birine. Ya dedim tanıyor musun? Tanıyorum. Biz müftü mamiliydik onun yanında. Dedi ki dedi, bütün müftü mamileri yukarı çıkmasın bir tanesi yanıma gelsin dedi. Bak görüyor musun? Anlatılan şey ama dedi ben ona öyle yapmadım dedi. Ona ben bir gün amir oldum bir yerde. O tersinaydı. Şimdi anlatılan bu bak müftüden hocadan anlatıyorum. Bu iş ilim ayrı bir iş. İnsanlık ayrı bir iş. Onun için mahalledeki teyzelerin sevilmesi nedendir? Dedelerin sevilmesi ahlakındandır. İlminden mi seviyorlar? Yok. Ne yapıyor? Diyor ki bir bana şekerli elma alır, bana şunu hediye eder. O halde buradan baktığımızda diyor ki Mehmet Akif, nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkardır diyor. Ne kadar kızmış. Nazarlardan çıkan mana Allah'ın kullarını küçük görmektir. E şimdi mesela tasavvufla ilgilenen diğer tarikata giden hoca cemaat nasıl olmalı? Karşısında Ruhamâhu beynam, ezilletin alemininam. Öyle olur mu? Bizim tarikat, bizim şey, bizim kıyafet, bizim zikir. Ben anlamıyorum işlemişim. İşte farkındaysanız böyle iyi hoca olduğumu hemen ön tarafa geçiriyorum. Şimdi bir hocamız da orada, bizim personel müdürümüz. Ondan da söz alacağız. Haftaya da namazı okutturacak inşallah. Buradaysa. Şimdi ne olur? Olur mu? Ben yapayım. Ben niye ben yapayım? Ben 42 seneden beri yaptım yani. Siz yapsanız ne olursun? Hakkı Bey yapsın. Ne olursun? Aslında kitap diyor ki imam şu demektir, en iyi okuyucu olarak seçilen imam geri döner. Kendinden iyi okuyan varsa onu geçirmesi lazımdır. Yoksa o zaman namazı kıldıracak. Tamam. Şimdi nefisler ne diyor musun? Bir cenazeye gidiyoruz, o diyor ki ben vaaz edeyim, o diyor ben vaaz edeyim, öbürü diyor ki beni vaaz ettir, öbürü telefon ettiriyor, bizim hoca vaaz etsin, öbürü... Ya sen etsen ne olur, ben etsen ne olur, ben 40 senedir ettim de ne oldu sanki? Yani etmeseydim. Tamam faydası var ama etmesem ne olur diye. Yani. Ama bakıyorsun nefisler yarışıyor. Şurada bir meydanda bir dua oldu ya. Biliyorsun değil mi o darbe duaları? Ankara'ya telefon etmişler bize dua ettirmiyorlar diye. Bilgi de beni çağırmışlar. Ne dedim? Ankara'ya dediler işte falan yere telefon edilmiş. Falan hocaya niye dua ettirilmiyor? Ya böyle duadan fayda gelir mi cemaat için? Yani öne geçsek ne olur? Bazen güzel bir sükut. Tatlı bir duruş, hikmetli, şefkatli bir bakış, inanın kitapları hatmetmekten daha hayırlı. Onun için gitmiyor işler zaten. E gidiyor mu? Daha biri okuyup sadakallahu aleyhi demeden olmadı. O makam tutmadı, o onu tutmadı. Tabi onu ben okusam belki hiç tutmuş. Hemen hocası, hacısı,
böyle birbirine niye? Yani böyle, geçenlerde bir var böyle, hoca efendi, ben emekli imamım, 33 sene 4 ay 5 gün görev yaptım elhamdülillah. Sizin ne kadar oldu? Daha elde var mı? Saymıyorum, bereketi kaçardı. Olmuştur, biraz siz de bize yakın. Ben dedim, saymıyorum. Şimdi, dikkat edemeyecekti. Yani ilk etap, hacca gidiyorsunuz eskiden. Biz 4 aydan beri buradaydık, siz ne zaman geldiniz? Var diyor kaçak hacı denenler, hani erken gidip. Yok kardeşim, hep öne çıkacak bir iş bulmamız lazım. O olmadı, biz mukavele okurken. Öbürü diyor ki biz zenginken. Öbürü diyor ki, aa ben eskiden ne fakirlikler çektim. Şimdi zenginim. Hep bir yerde nefsimiz diyor ki, ya şunu bastı, bunu yukarı çıkar. Öyle olmuyor. Sonuç işte buraya geldiğimiz zaman biri demiş ki, derviş sakın garibi hor görüp kılma nazar, kalbinin köşesinde rahmeti rahman gezer demiş. Yani İmam Rabbani mektubatında diyor ki, şirkten sonra en büyük günah, fasık olsun, facir olsun, müttaki olsun, bir insanın kalbini kırmaktır. Söylemek kolay da yapmak lazım. Yani zaten hikmet işin bu tarafında. Şimdi böyle bakınca Peygamberimizden bir hadis-i şerif arz edeyim. مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لَرَجُلٌ اِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَيُّكَ فِي هَذَا. Efendimizin yanından bir adam geçti. Dedi ki, buyurdu ki, bu adam için ne dersin? Dediler ki, فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللّٰهِ حَرِيٌّ اِنْ خَتَبَ اَنْ يُنْكَ وَاِنْ شَفَا اَنْ يُشَفَا. Bu çok değerli bir adamdır dediler. Kız istese veridir, aracılık yapsa kabul edilir. Böyle insanların şereflisidir. فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hadisleri anlatmaya bakar mısın sahabeden? Resulullah konuştu, sustu, yaslandı, söyledi. Birisi dese ki, hoca kürsüde vaazı nasıl yaptı? Ben sadece cümleyi söylerim. Ama onlar öyle yaptı. Arada sustu. Sonra sümme merre recibül ahar, başka bir adam geçti. Fekale de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma reyyüke fi hâzâ. Bunun için ne dersiniz? Fekale dediler ki, ya Resulullah hâzâ retunun fukarâ-i müslümîn. Bu Müslümanların zayıflarından fakirdir. هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. Bu ne der? Kız istese verilmez. Aracılık yapsa dinlenmez. Konuşsa sözüne itibar edilmez. Dedim mi son cümle? وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurdu ki هذا bu adam var ya bu son adam hayrun min milil ardı misle hâzâ. Öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Dünya dolusu adam. Siz böyle bakıyorsunuz ama iş öyle değildi. Adamın hası mı dedi. Yani adamın, ya sen bir işe yaramıyorsun. Bir işe yaramıyorum. Ne yapalım? Bu kadar işe yarıyorsun. İş ne? Para bulmak. Adam bir yere telefon edip iş yaptı. Diyor değil mi? Yapamıyorsan o zaman bir işe yaramıyorsun. Şimdi böyle bakılınca buradan şunu görüyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yine başka hadis-i şerifler var. Ben geçiyorum, vakti çok uzatmayacağım. اِنَّهُ لَيَيْدِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَذْنُ اِنَّ اللّٰهِ جَنَاهًا وَعُوْضًا. Bukhari Müslim rivayet ediyor. Kıyamet gününde büyük diye tanınan bir iri yapılı, böyle kilolu, varlıklı, işte sağlıklı, neyse, yakışıklı, göbekli bir adam getirdi. Kılıklı yaptı ama diyor ki Efendimiz لَا يَذْنُ اِنْدَ اللّٰهِ جَنَاهًا وَعُوْضًا. Allah katında sinek kadar değeri yok. Veya bazen sineğin kanadında da. Sinek kadar değeri yok. Ne oluşuyor? O buradaki değerine bakıyorsun. Ötedeki değerine bakıyorsun. Şimdi biz o zaman bilmiyorsak buna göre davranmak lazım. Biliyorsak ona göre davranmak lazım. Bu da çok zor iş. İnsanın kendi değerini bilmek, değerler manzumesine göre hareket etmek, bu okumakla olacak iş değil. Okumak bir kısım insanların işi olacak, yaşamakla olacak olan. Evde çocuk görecek, anne geldi. Mesela şöyle söyleyeyim, biz 8 kardeştik. Allah rahmet eylesin, babam vefat etti. Şimdi babaannem bizim eve geldiğinde, babaannem okuma yazma bilmiyor. 2 tane oğlunu hafız yapmış. Babam ne kadar bir kardeşimize, yani bize veya herhangi bir olayda kızgın olsa asla belli etmez. Öyle değil miydi? Evde kim var? Annesi var ya. O kadar. Öyle hiç
Tamam, babaannem geldi mi Amerika'dan güçlüydü baba. Babaannem. Hani Amerika bir yere gelince ben yaparım, savaşı barış yaparım böyle. Niye? Babası saygı. Dayım dedi ki bana, ben ondan büyüktüm. O hocayı çok saygı gösteriyorum. Ama dedi hiç önünden gitmezdi. Eşinin beyi. Şimdi ben babamı anlatmak için söylemiyorum. Hepimizin çoğu böyle değil miydi eskiden? Şimdi iş değişti. Ondan sonra diyoruz ki saygı, sevgi kalmadı. Bu çocuk hocayla öğretmen, gidiyor belli, öğretmenden konuşmuyor, çocuğunu savunacak. Daha başlamadan ben haberlerde gördüm bir yerde, kadın veli kadın öğretmeni dövüyor. Yani ortada da merdivende çekiliyor. Ben bunu taşıdım, ben yastığım, ben doğurdum, ben emzirdim. Öğretmen böyle mi konuşuyor? Böyle midir usul? Yani ama biz evde öğretmen dersek, bir öğretmen okul derse olacak. Ama sen nereye gidiyorsun? Maaşımı almaya gidiyorum. Maaş demezler. İşe gelince okula gidiyorum. Cami. Camim yazması lazım telefonda madem yok. Evim diyoruz ya biz. Aidiyet hissetmiyoruz ki işte. Hissetmeyince ne olacak? Ahlak da böyle olur. Kadın kocasına ismiyle çağırıyor. İsmail! Çetin! Dedim ki bir yerde mekruhtur dedim. Kadın haber göndermiş. Ayet hadiste var mı? Demiş. Al başına çal. Okuduk Ömer Mescid'i bilmen de mekruhtur diye söyledim. Ben ne bileyim her şeyin ayet hadisini ben mi bulacağım? Öyle değil mi yani? Belki adam... Ama şimdi şunu diyeceğim. İş o kadar ki çocuğa babam diyor adam. Onu ben ona babam dedim. Yani saygı kuralları, insana değer vermek, önem vermek gittikçe azaldı. Bakıyoruz biz kimden çorba olur, kimden gezmek olur, kimden yemek olur. Öbürü de zaten lafı diyor. Sonra, ondan sonra ya hocanın arkasında huzurla namaz kılamıyor. Buradan bakılınca şunu görüyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde biri varmış. Ennem ra'eten sevda ekânet tekumul mescid evşâben fefekadehâ evfekadehû Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fesâlânhâ evân. Bir tane kadın ya da bir erkek böyle değer verilmeyen bir kadın mescitte görülür veya süpürür neyse veya bir genç, Efendimiz görememiş onu. Kıymet harbiyesi olmayan bir toplumda insan. Pekala dedi ki, nerede bu adam dedim veya bu kadın ne göremiyorum dedi. Dediler ki mâte, pekala mâte, öldü dediler. Efela kimdi mâzenti mûneybi, bana niye söylemediniz dediler. Fekennem sakkarû emrehâ ev emrehû. Kadın ya da o adamın durumunu küçük görmüştü sahabe. Yani her cenazede peygambere söylenmez ki ya işte birisi ölmüş garibin kurbanın birisi. Önemli biri değil ki yani. Niye söyleyelim? Fekalet düllüni ala kabri. Kabrini bana gösterin buyurdu. Fedellûhu gösterdiler. Fesallâ aleyh üstüne namaz kıl. Şimdi soru şu. Kabrin üstüne namaz kılınır. Açıklamacılık yapalım madem. Kabrin cenazenin velisi, cenaze namazını kılmamışlar. Yetişemedi cenazeye, geldi. Ne olacak şimdi? Oğlu öldü, babası öldü, kılamadı. Kabirdeki çürümemişse üzerine namaz kılabilir. Yani birkaç gün içinde geldiniz, kılamadınız. Canınız da çok istiyor. Kıbleye doğru önünüze alın, orada kılabilirsiniz. Tamam mı? Ama cemaat toplamayın. Yani siz orada imamlığa geçmeyin. Şimdi Efendimiz cenaze, çünkü hepimizin velisi ki, ennebiyyü evlâ bilmem biline binafsın. Hepimizin velisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Biz cenazenin velisi. Buyurdu ki Efendimiz, inne hâzî kubûr memnûetun zulmetten alâ ehliyâ. Bu kabirler var, oradakiler için zifiri karanlıktır. Ve inne allâhe teâlâ yünevvirhâ lehum bi salâti aleyhim. Benim onun üzerine kıldığım bu namazda umulur ki Allah-u Teâlâ onların kabirlerini aydınlatır buyurdu. Bunun için Efendimiz buyuruyor ki, رُبَّ اَشْعَزَ اَغْبَرَ مَدْفُوِنْ بِالْاَبَّابِ لَوْ اَكْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهِ. Saçı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyle insanlar var ki onlar Allah diye adına yemin etseler Allah onların dileğini ne yapmaz? Asla geriye çevirmez buyurmaktadır. Bunun için 44 dakika oldu. 1-2 dakikamızı daha alayım, sağda bakıyorum. Bir Cüreyç diye bir hadise var, çok uzun bir kıssa. Orada şöyle bir şey, çok abid birisi İsrailoğullarından demişler ki ya bunu yoldan kim çıkaracak yani bu adam çok ibadete düşkün bir adam bizden değil çıkarsın diye. Bir kadın demiş ki kötü bir kadın ben çıkarırım. Gitmiş ne yaptıysa o cüreyci ibadete düşkün genci yoldan adamı çıkaramaz. Ama onun yakınında olan bir
çobanla beraber olmuş, çocuğu olmuş, çocuk da doğunca demiş ki işte bu da güreşten demiş. Ama hadise nereden gelmiş? Annesiyle arasında başka bir hadise var, girmiyorum vakit darlığında. Sonra Allah-u Teala çocuk doğunca adam demiş ki getirin çocuğu, çocuğa sormuş, baban kim demiş, o da çoban demiş. Şimdi çoban, çocuk konuşur mu diyeceksin? Valla İsa Aleyhisselam feşaret ileyh. Keyfetik gelin menkâne filmehdi sabiyyen. Bunlar nasıl konuşacağız demediler herhalde. Bir tane konuştuysa birini konuşturan birini de konuşuyor. Şimdi zaten DNA falan yapıyorlar ya, öyle ne konuşuyorsun? Sonuç demişler ki ya biz senin diğerini bilemedik. Altından sana bir kilise yapalım. Hadi eskisini yapın yeter. Yani ille başında ille musibet gelince mi anlamak lazım bir insanın değerini? O halde Rabbim bir şey söyleyemiyorum. Hepimizin nefisleri kendine malum. Herkes kendini biliyor. İyi olanlarımızı daha iyi eylesin. Eksik olanlarımızı tamamlasın. Kafirler bize zulmediyor. Biz de kendi kendimize beğeniyoruz. Bakıyorum ben. Camiye giriyor bir gün 4 kişi. Dedim ki cemaatle namaz kılın dedim. Cemaatle namaz kılın. Yanındakine dedim ki bunlar birbirinin arkasına durmaz ama dur bakalım dedim. Demeye kalmadı. Dördüncü dedi ki hocam bize ayrı tarikattanız birbirimizin arkasına durmayız haber misin şakayla. Durum vahim. O onun eline bakıyor, onun takkesine, onun yine onun sakalına, onun cemiyesine bakıyor mu? Ya pay edemediğimiz ne var? Gavurlar bizi öldürüyor, yok ediyor. Yani Güney Anadolu'daki kavga, yerel kavga olsa diyeceksin ki ne yaparsa yapsın. Öyle değil ki onlar silah veriyor. Bir DAEŞ diye bir şey çıkartlar, ne olduğu belirsiz, kimin yaptığı belirsiz. İngilizcesi olup, Arapçayla söz söyleyip, bıçakla kesen, aldık başımızı, şimdi yok ettik dediler, başkası geldi, Taliban dedi. Neden? Ya la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz. Bir de biz, işte Türkiye'de bu kadar insanız, Maturidiyiz, Yaşariyiz, işte genellikle Hanefiyiz, ne var? Tasavvuflu olanlar genelde Nakşiyiz, ne var, kavga ne? Neyi halledemiyoruz? Böyle. Sonra, ondan sonra işte bu sevgi, birlik, beraberlik biter, ahirete gideriz, mahcup oluruz çok. Cenab-ı Hak kendi nefsimizi hor, hakir görmeyi, yani kötülüğe düşmeme bakımından dikkatli olmayı nasip eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin, hatalarımızı affeylesin, ahlakımızı da güzelleştirmeye muvaffak eylesin. Allah cümlenizden razı olsun, illahi Fatiha.